Sevgili dostlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Kardeşlerim, bugün efsane taktiklerle sizlerleyim. Sizler de bu videoyu izledikten sonra pişman olmayacağınıza eminim kardeşlerim. Dostlarım, eğer ki incelememizi istediğiniz bölge varsa taktik olarak bizler orayı sizlerin yorumlarıyla inceleyebiliriz. Ne taktikler var? Evlerde nasıl taktikler yapabiliriz? Bunları sizlere gösterebilirim. Yorumlar kısmında bölgemizi bizlere yazmayı unutmayın dostlarım. Sizlerden ricam, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. O zaman efsane taktiklerimiz başlasın canlar. Dostlarım, şu anda Georgiopol bölgesindeyiz. Georgiopol bölgesinde efsane bir taktiğimiz var. Arkadaşlar, bu taktiği hangarda uyguluyorsunuz. İçeri tarafa giriş yapıyorum ve bu kısma geliyorum. Düşmanlar dışarı taraftaysa ve sağ tarafınızdan ses alıyorsanız bu taktiği istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Diğer hangarlarda da yapma imkanınız mümkün. Tabii ki düşman ne taraftaysa o tarafa çıkabilirsiniz. Şimdi dostlar, buraya çıktıktan sonra buradan bir zıplayış yapıyorum ve buradaki demirin üzerine çıkış yapıyorum. Sonrasında ise buradan direkt zıplama yaparsanız yukarı doğru çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir rafın uç tarafı var. Rafın uç tarafına bu şekilde zıplıyoruz ve sonrasında üst tarafa geçmiş oluyoruz. Bakın dostlar, buradan düşmanınızı vurma imkanınız mümkün. Gördüğünüz gibi buradan çıkışınızı yapıyorsunuz. Sağdan soldan gelen düşmanları taktiksel bir şekilde vurabilirsiniz. Yeni bir taktiğimize geçelim. Sizleri hemen oraya götüreyim canlar. Şu anda Pochinki bölgesindeyiz. Pochinki bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz daha var. Buradaki evin üst tarafına çıkma imkanınız mümkün arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim kardeşlerim. Taktiği uygularken çatı katındaki, yani üst bölmedeki düşmanı görme imkanınız mümkün. Dostlarım, kapıyı dışarıya açtıktan sonra buradan kapı üzerine zıplıyoruz ve sol tarafa doğru bakış yapıyoruz. Şimdi yapalım taktiğimizi, sizleri de görmüş olun. Bakın arkadaşlar, şu an zıplamamı yapıyorum. Ve iç tarafa doğru bakıyorum. Gördünüz mü? İç taraftaki düşmanı bu şekilde görme imkanınız mümkün arkadaşlar. Şimdi ise çatı katına çıkış taktığımızı sizlere göstereyim. Dostlar, bir arkadaşımız buraya yanaştıktan sonra biz de yine bu taraftan çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımı bu şekilde gerçekleştirdim arkadaşlar. Burada da efsane bir şekilde kusabilirsiniz ve düşmanlarınızı yok etme imkanınız mümkün kardeşlerim. Dostlarım, şu anda Prison bölgesindeyiz. Prison bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz var. Arkadaşlar, fight atıyorsanız veya hızlı bir şekilde karşı tarafa, bu binanın üst tarafına geçmek istiyorsanız sizlere muhteşem bir taktiğim var. Ne ile yapıyoruz arkadaşlar? Motorla. Gördüğünüz tam bu hizadan aşağı doğru motorla hızlı bir şekilde gelip karşı tarafa uçmanız gerekiyor. Deneyelim o zaman dostlar. Neler olacak görelim kardeşlerim. Prison bölgesinde düşmanların üzerine dolu olup yağmak istiyorsanız bu taktiği uygulayın kardeşlerim. Tam bu bölgeye inişimi yaptım. Efsane bir taktik ve düşmanlar alt kattaysa veya buralardaysa indirme imkanınız mümkün. Tabii ki tam noktasına motorla inerseniz canınız hiçbir şekilde gitmeyecektir. Bunun da bilincinde olun kardeşlerim. Dostlarım, şimdi sizlere bilinmeyen bir taktik daha göstereceğim. Bölgemiz Georgiopol. Georgiopol bölgesinde konteynerların üzerine çıkmak için bu gibi yüksek bir kutuya veya taşa ihtiyacımız var değil mi? Ne yapmanız gerekiyor? Kapı köşelerinden çıkabilirsiniz. Düşmanı şaşırtmak için mükemmel bir taktik. Bunu kullanarak efsaneler yapabilirsiniz. Bu gibi köşe taraflara girdiğiniz zaman yukarı çıkma imkanınız mümkün arkadaşlar. Bu köşede bir takılma imkanı oluyor. Bakın arkadaşlar, yükseldiğinizde buradan bu şekilde kapı üzerinden çıkma imkanınız mümkün. Ve düşmanınızı da bu şekilde şaşırtabilir. Hızlı bir çıkış yapabilirsiniz. Bu da güzel bir taktik dostlar. Efsanelerle devam edelim canlar. Şu anda Mayta bölgesindeyiz dostlar. Ne yapacağız? Mükemmel bir ev taktiğimiz var. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi bu karşıdaki eve normal merdivenle çıkmak yerine muhteşem bir taktik yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Kardeşlerim, buradaki bidonların üzerine çıkış yapıyoruz. Buradan duvara çıkıyoruz. Sonrasında ise buradaki karşı tarafa atlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi üst tarafa bu şekilde geçişimizi yaptık. Düşman da merdiven bölgesinde bekliyorsa veya en üst kattaki merdiven başında düşman bekliyorsa buradan düşmana müdahale etme imkanınız mümkün. Muhteşem bir taktik. Aklınızın bir kenarında bulunsun kardeşlerim.
Dostlar Pochinki bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz daha var. Şimdi kardeşlerim bu gördüğünüz evin en üst katında efsane bir taktik yapacağız. Peki nasıl olacak? En üst kata doğru çıkış yapıyorum kardeşlerim. Eğer ki düşmanlar alt kattan baskın yapıyorsa sizlere muhteşem bir taktik olacak bu. Kardeşlerim bu gördüğünüz bölgeye çıkış yaptıktan sonra bu üst tarafa çıkış yapabiliyoruz. Buradaki taktiğimiz ne olacak arkadaşlar? Düşmanları üzerinize çekiyorsunuz öncelikle. Bunu da dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Hemen bu bölgeye doğru sisimi bırakıyorum kardeşlerim. Bakın tam çıkış tarafını sisledim arkadaşlar. Buraya da çıkıyorum. Üst tarafa bu şekilde çıkışımı yapıyorum. Bakın dostlar efsane bir şekilde buraya pusu atabilirsiniz. Ve alt kattan düşmanlar çıktığında tek tek buradan düşürme imkanınız mümkün. Düşman yukarıya çıkış yaptığı anda sizi ararken düşmanın üst tarafına inip vurabilirsiniz. Veya üst taraftan müdahale etme imkanınız mümkün. Georgiopol bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz daha var. Dönüp dolaşıp buraya geliyoruz arkadaşlar. Efsane taktikler olduğu için buralara da atlamak olmaz. Sizlere de göstereyim kardeşlerim. Konteyner üzerinden vinçlerin ayak kısmına geçmek mümkün arkadaşlar. Bakın bu şekilde geçişimi yapıyorum. Eğer ki buradan düşerim derseniz hiç risk almadan buradaki demirin üzerine çıkıp üst tarafa erişmek mümkün. Dostlar bakın buraya çıkışımı yaptım. Hem buradan yukarı doğru bir taktik uygulayabilirsiniz veya buradaki boşluğa şu şekilde inip burada pusu atarak düşmanlarınızı geldiği anda vurabilirsiniz canlarım. Mayta bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz daha var dostlar. Şimdi kardeşlerim gördüğünüz gibi yol üzerinde burada bir ev var. Düşman yukarı taraftaysa en aşağıdan yukarıya kadar taktik yaparak bağlama imkanınız mümkün. Nasıl mı olacak kardeşlerim? Araç üzerine çıkıyoruz ve buradaki köşe tarafa atlıyoruz. Buraya çıktıktan sonra merdiveni bekleyen bir düşman varsa buradan içeriye girip vurma imkanınız mümkün. En üst katta bekliyorsa arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Buradan bağladınız. Buradan geçiyorsunuz bu tarafa doğru. En üst kata da bağlamak için buradaki bu bölgeye çıkışımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi en üst kattaki düşmanı da bu şekilde görebiliyorum ve üst tarafa da zıpladığımda çatı katına erişmiş oluyorsunuz. Mükemmel bir taktik. Bu fırsatları kaçırmayın derim. Her yerde işinize yarayacaktır. Eğer ki Mighty Power bölgesinde burada düşmanlar varsa ve aşağı katlarda geziyorsa, buralarda dolanıyorsa mükemmel bir taktiğimiz var kardeşlerim. Çatı üzerine çıkış yapacağız. İç taraftan mümkün. Bir de dış taraftan sizlere göstereyim ki sizler de bir tarafa yazın bu taktiği, yeri geldiğinde kullanabilirsiniz. Dostlar öncelikle bir tane motor lazım bize. Motorumuzu alıyoruz. Motorla bu aşağı taraftan hızlanmanız gerekiyor. Kardeşlerim gördüğünüz gibi üst tarafa çıkışımızı yaptık. Tam motorla çıkış yapamadım ama tutundum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dümdüz ilerlediğinizde motorla duvara doğru çarpacaksınızdır. Yani motorun biraz ön tarafını çıkarken kaldırmanız gerekiyor dostlarım. Toki bölgesinde muhteşem bağlayıcı bir taktiğimiz var kardeşlerim. Eğer ki düşman karşı taraftaysa direkt atlayıp üzerine rush yapabilirsiniz. Ama taktik yapmak istiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Dostlar öncelikle karşı tarafa bu şekilde geçişimi yapıyorum. Düşman şu anda zaten tedirgin olmuş durumda. İçeriye bomba gönderebilirsiniz. Herhangi bir baskı yapabilirsiniz ki düşmanı tedirgin edebilirsiniz. Ne yapıyoruz dostlar? Biz onun arka tarafına geçeceğiz. Şimdi o taktiğimizi uygulayalım. Sizleri de görün kardeşlerim. Boşluğa düştüm kardeşlerim. Gördüğünüz gibi içeriye girişimizi yaptık. Çevreyi kontrol ederek mükemmel bir şekilde içeriye baskın yapabilirsiniz. Düşman sizi zaten bu bölgede bekliyor olacak. Arka tarafından girip düşmanı alt edebilirsiniz. Pochinki bölgesinde muhteşem bir taktiğimiz daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ev üzerine çıkmak mümkün değil. Peki bu ev üzerine nasıl çıkacağız arkadaşlar? Hemen yan tarafındaki kulübe üzerinden bu bölgeye geliyoruz ve buradan tam uç tarafı hizalamanız gerekiyor kardeşlerim. Ve bu şekilde tırmanışımızı yaptım. Buradan da karşı tarafa geçiyorsunuz. Ön bölgeden veya arka bölgeden gelen düşmanları burada pusarak muhteşem bir şekilde vurma imkanınız mümkün kardeşlerim. Muhteşem bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yazık ki bizler de sizlere daha iyi taktikler sunmak için yeni videolara hazırlığımız başlasın kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum canlar. Dediğim gibi bölge olarak araştırmamızı istediğiniz efsane taktikleri çıkarabileceğimiz yerler varsa siz de o bölgeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biz de sizlere bu konuda daha iyi yardımcı olabilelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Seyit Emicemizin de ellerine sağlık diyorum. Hoşça kalın dostlar.